Hop. I was the bashful feathered foe, and you was my girl in calico. Humpty, Humpty Dumpty, he sat upon the wall. Yeah, Humpty Dumpty on the wall. Humpty Dumpty had a fall, and all the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty back again. Jackie Horner was sitting in the corner. Well, Jackie. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün İlker Çitli ile beraber olacağız. Şimdi bugün Hakan yok, gördüğünüz üzere. Artık hani yayınlarda bazen ben olmayacağım, Hakan olacak. Sadece bazen Nazlı yine bizimle beraber olacak. Böyle bir farklılıklar deneyeceğiz artık. Hani şöyle diye düşündük. Hakan ve ben olduğumuz zaman artık bizden sıkılmış olabilirsiniz. O yüzden yavaş yavaş artık hani programda mini değişiklikler yapacağız. Ben ilk defa kendi başıma yayın yapıyorum. Daha önceden Hakan kendi başına yapmıştı. Bağlanmaya çalıştım. O yüzden 3 dakika geç bağlanabildik. Onun için kusura bakmayın. İlker bizimle beraber. İlker için hani benim adıma söylenecek çok fazla söz var. Onları söyleyip öyle yayını başlatmak istiyorum. Birincisi İlker, danstan bir arkadaşım olmasının dışında, yani önce öğrencim olarak başladı. Önce Swing Sample öğrencisi olarak başladı. Sonra benim öğrencim olarak devam etti. Sonra bana araba öğreten ayrı bir arkadaşım oldu. Sonra beraber takıldığım arkadaşım oldu derken nikah şahidim oldu. Kalbimde çok hani şöyle bir yükselen bir eğrisi var. Hiç de şöyle olduğuna denk gelmedim. Çok nadir arkadaşlarım da var bu. O yüzden benim için çok özel bir yayın. Umarız güzel geçer. İlker hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Canım hocam. Arkadaşım. Nikahına şahit olduğum insan. Çok hoş fazla böyle yani girizgahta çok konuştum. Kusura bakma. Yok, önemli değil. Öncelikle nasılsın İlker? İyiyim. Evdeyiz işte. Zaman geçirmeye çalışıyoruz. Evde yapabildiğimiz kadar aktivitelerle zamanımı öldürmeye çalışıyorum. Sen nasılsın? Gerçi biz her gün konuşuyoruz da. Neredeyse her gün konuşuyoruz. İlker'den de Hande'den de çok feedback alıyoruz. O yüzden her gün konuşuyoruz. Şu an buradan konuşmak bana biraz tuhaf geliyor. Umarım alışabileceğim ben de. İlker'le ilgili aslında bugün hani birçok konuğumuzda sonrasında da yapacağımız şeylerden birini yapalım. İlker'le ilgili şu an bakıyorum bir 30 kişi var. Bundan sonra gelenler için de aynı soru geçerli olsun. Soracağım şu. Yayın boyunca yazabilirsiniz ya da şu an üst üste yazabilirsiniz. İlker'in karakteriyle ilgili, insanlığıyla ilgili ya da dansıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bir kelime ya da bir cümle. Öyle. Ama böyle işte noktalı virgüller olsun falan böyle uzatmaya çalışmayın cümleleri. İlker'le ilgili ne düşündüğünüzü yalın ve sade bir şekilde yazabilirseniz seyirciler olarak bizi çok mutlu edersiniz. Biz de görmüş oluruz. Şimdi dobra dobra olduğu için İlker, aksi düşünen varsa da yazsın mı? Yaz tabii ki, bekliyorum. Arkadaşlar hiç merak etmeyin, daha önceki yayınlarımızda oldu. Eğer gizlediğiniz bir isminiz, soy isminiz varsa sahte bir hesap açın. Oradan saldırın İlker'e. Hiç önemli değil. İlker dobra dobra nasıl olsa buradan cevap vereceksin. Kabul mü? Kabul. Bekliyorum. Şimdi şeyle başlayalım. Karantina günlerin nasıl geçiyor? Onunla başlayalım çok minik. Sonrasında sorularımın hepsi hazır. Sorusu olan varsa yine yazsın mutlaka. Evet. Pazartesi 19.30 buradaymış. Öncelikle onlara ve tüm öğrencilerime teşekkür ederim. Gelen tüm arkadaşlarıma da.
Karantina günlerim nasıl geçiyor? Ders çalışıyorum. Evde spor yapmaya çalışıyorum. Biraz dans çalışıyoruz. Böyle bol bol bir şeyler okumaya çalışıyorum. Yani her gün farklı bir hobiyle o günü doldurmaya çalışıyorum. Bir taraftan da dansa ve spora olabildiğince çalışmaya çalışıyorum. Koreografileri ya da Bilge'nin dersi gibi dersleri takip ediyorum. Böyle geçiyor. Biraz okuma yapıyorum. Dans hakkında, caz hakkında kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Böyle genel olarak. Evet, bu arada İlker'le ilgili ilk yorumlar gelmeye başladı. Nurbanu karakter eşittir bol kahkaha garantili demiş. Gökçen Tuncer toprağım Ankaralık demiş. Yavaş yavaş gelir diye bekliyoruz. Endüstri meslek liselerde buradaymış hocam. Aslında şunu söyleyelim. İlker aynı zamanda hani Swing İstanbul eğitmeninin olmanın dışında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tescil edilmiş ayrı bir eğitmen. Yani bir okulda çalışıyor ama ders çalışıyorum dedin İlker. Ne ders çalışıyorsun? Onu söyleyebilir misin? Ders kendim doktora ders yani tez aşamasındayım doktora da onun için ders çalışıyorum. Şimdi benim hatırladığım zaten bu senin doktora yoğunluğun son dönemde biraz fazlaydı. Evet. Aslında buradan şuraya doğru yavaş yavaş sorularıma başlamak istiyorum. Şimdi genellikle danstaki birçok insan yoğunluktan dolayı bırakıyor. Diyor ki yani işte doktoram var, tezim var, yüksek lisansım var, şuyum var, buyum var. Birçok sebep oluyor. Sen hani ben de seni çok iyi biliyorum. İyi bilenler de doktora yapıyorsun. Eğitmenlik yapıyorsun. Kaymakamlıkta çalışıyorsun. Swing İstanbul'da eğitmenlik yapıyorsun. Bunları nasıl idare edebiliyorsun? Bununla ilgili tavsiyelerin var mı? Açıklarsan çok mutlu olurum. Nasıl idare edebiliyorum? Şimdi dans zaten hobimdi her zaman. Hobi olarak yaptığım bir şeydi ve beni mutlu eden bir şeydi. Yani stresimi attığım, yoğunluğumu attığım, yorgunluğumu attığım bir şeydi. O yüzden doktora yaparken dansı bırakmayı hiç düşünmedim. Yani devam dansa gelmeye devam ettim. Tabii eskisi gibi değildi, biraz yoğunluğu azaldı. Ama bir ödül gibi dansa ve partilere gelmeye devam ettim. Bir de biraz daha stratejik olmam gerekti. Hani şu pratiğe gideceğim, şunları çalışacağım. Sonra bu hafta bu partiye gideceğim. Şurada parti varmış, o bana yakınmış diye bayağı böyle planlayarak gittim. Eskisi gibi rahat rahat dansa gelip zaman geçirdiğim dönemden ziyade daha stratejik olarak dansı hayatıma soktum. Bir de yoğun çalışınca, yani yoğun dans ders çalıştıktan sonra dansı bir ödül gibi kendime koydum. Mesela bugün şunları bitireceğim, bitirebilirsem akşam pratiğe gideceğim diye. Yani nasıl diyeyim, böyle havuç gibi bir şeydi dans benim için. O günkü işlerimi, yapmam gerekenleri bitirip sonra hemen pratiğe ya da partiye geliyordum. Bir de biraz daha stratejik çalışmaya çalıştım bu süreçte. Öyle idare ettim ama bırakmayı düşünmedim. Çünkü bıraksaydım, eğer dans etmeyi bıraksaydım çok canımın sıkılacağını biliyordum. Şimdi şeyi hani aslında daha önceden planlamadığım bir yere vardırmak istiyorum. Şimdi sen psikolojik danışmanlık yapıyorsun. Bizim eski öğrencilerimizden birisi psikiyatrdı ve şunun üzerine çalışmak istiyordu. Dansın anksiyeteye çok iyi geldiği, ne kadar yoğunluk olursa olsun anksiyeteye karşı dansın bir mücadele biçimi olduğunu söylüyordu. Sen bununla ilgili ne düşünüyorsun? Ben bununla ilgili ne düşünüyorum? Çok bu konunun uzmanı olmamakla birlikte dansın ve müziğin özellikle birçok psikolojik rahatsızlığın tedavisinde kullanıldığını biliyorum. Disleksiye, anksiyete, depresyona da birçok hastalığın tedavisi için kullanıldığını biliyorum ama çok da uzman değilim. Ve fakat şunu da söyleyebilirim bir psikolojik danışman olarak, yani bir şey yaparken yoğun bir çalışma rutini içine girdiğinizde hobilerinizden vazgeçerseniz, bu dans da olabilir, müzik dinlemek de olabilir, tamamen kendimizi kapatırsak çok da başarılı olamayabiliriz. O yoğun çalışma rutini içinde yani kendimize nefes alacak alanlar bırakmalıyız. Dans da her zaman benim için böyleydi. O yüzden hani doktora süreci hiç gitmeyeceğim, hiç
Danstan uzak kalacağım gibi bir şey düşünmedim. Çok makul gelmedi bana. Ama daha stratejik ve planlı gittim. Başta söylediğim gibi. Teşekkür ediyorum. Şimdi yorumlar, tabii seyirciler yeni gelenler için de söyleyelim. Dedik ki İlker'le ilgili ne düşünüyorsanız bir kelime, bir cümle maksimum söyleyin, biz de bilelim. Aksi hani kötü düşünen varsa da unutmasın, hemen sahte hesap açın. Sen Abdülhamit'i savundun, sen 5 yıl Ankara'da yaşadın, 10 yıl Bakü'de yaşadın gibi iddialarda bulunabilirsiniz İlker hocamıza. Kendisi dobra dobra hepsine cevap verecek. Bakıyorum neler çıkmış. İlker hoca bize derse gelmişti. Tane tane konuşuyor. Diksiyonu düzgün, dinlerken keyif veriyor. Kısaca diksiyon diyebilirim, demiş Ahmet Ay uzunca. Alper Akar selam olsun reise, demiş. Alper'e Sedat selam Çetiner olsun. erdemli, yardımsever, öğretmenin hası, demiş. Bilge Sağanak demiş ki eğlenen eğlendiren. Hande Diker demiş ki ibiş. Sağ olsun. Aramızda romantik bir şaka. Betül yüreği güzel cana yakın. Görkem sen bıraksan biz seni bırakmazdık, demiş. Seda katılmış. Sonra polemikler falan, bunlar devam ediyor. Rock'n'roll edalı, demiş Deniz Başak Devrim'de. Bu arada çok minik parantez açayım. Arkadaşlar Görkem Durak dünyada yazılmış ilk koronavirüsü vakasıyla alakalı kitaplardan birinin yazarlığından olan doktor arkadaşlarımızdan birisi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz bu zorlu süreçte. Bak Evet. yayına da gelmiş. Bütün doktorlarımıza buradan çok 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 teşekkür ediyoruz. Hem bizim komünitelere hem de genelde olanlara. İlker, peki dansa nasıl başladın? Ben bu arada şunu fark ettim. Hiç sormamışım ben sana bunu. Dansa nasıl başladım? Dansa şöyle başladım. Aslında hep içimde bir uhde vardı benim. Yani hiç ne enstrüman çalmayı biliyorsun, ne bir sanatla ilgili bir şeyler yapıyorsun, hiç kendini bu konularda geliştirmedin diye. Sonra böyle düşünürken bir arkadaşım, Ezgi Katı, hatta tanıyanlarınız da vardır, o dans ediyordu. Bir gün bizi partiye çağırdı. Top çekenlerdeydik o zaman da. Partide çok eğlenceli buldum ben dansı. Ya ne kadar güzel, herkes pozitif, dansın doğası, yani Lindy Hop'un doğası çok eğlenceli ve enerjikti zaten. Orada başladı, ben başlayacağım dedim. Öyle başladı, ondan sonra başlayış o başlayış. Öğrendikçe daha çok sevdim, sevdikçe daha çok öğrenmek istedim. Öyle birbirini besledi. Ve hayatımın önemli bir hobisi diyeyim, ya da hobiyi geçti artık bizim için. Belki de hayatımın önemli parçası oldu diyebilirim her anlamda. Seni Bu dansa bağlayan şey ne oldu? anlamadım. Seni dansa bağlayan şey ne oldu? Beni dansa bağlayan şey ne oldu? Bu dansın çok enerjik olması ve yani doğasının mutluluk içeriyor olması. Dans Dolayısıyla ederken de mutlu oluyorsun, izlerken de mutlu oluyorsun. İnsanlar dans etsin diye müzik çalarken de mutlu oluyorsun. Pratikte, partide görevli olduğun zaman bir şeyler öğretirken, bir şey paylaşırken de mutlu oluyorsun. Yani genel olarak günlük yaşantımın tüm stresini unutup mutlu olduğum, her şeyden arındığım, ertesi güne hazırlandığım bir alan benim için. Bir sosyal balon gibi. Cansu da böyle demişti. Ayrıca yani dans etmenin dışında çok büyük de bir sosyal destek sağlıyor. Çok güzel arkadaşlar ediniyoruz burada. Çok büyük bir topluluğun parçasıyız. Hep birlikteyiz. O sosyal desteğe de yadsıyamayız. Eminim hepimiz bunu hissediyoruzdur. Böyle bunlar hepsi birlikte bağlıyor beni diyebilirim. yani bu arada gerçekten bu kısmı çok önemli ya, bu sosyal destek kısmı. Onu çok az daha açabilir misin? Yani komünitenin aslında mesela birçok yeni olan öğrenci komünitenin bazı dinamiklerini bilmiyor. Ya da eskiden beri gelen bir kurum kültürü var bununla ilgili. Evet. Bunu açıklayabilir misin? Ben baştan söyleyeyim mesela bir tanesini. Görkem mesela benim için çok değerli. Babamın hayatını kurtaran doktorlardan bir tanesi. Çok ciddi bir rahatsızlığı vardı. Yani Görkem olmasaydı tabii ki diğer doktorlar da hani yapardı ama o ekstra bir ilgiyle böyle bir şey yapmıştı mesela, benim için muazzam bir olay. Sen anlatabilir misin bu sosyal destekleri? Yani şöyle burada
İnsan olarak doğamız gereği zaten belli grupların içine dahil olarak belli gruplarla yaşar. Sosyal grupların içine dahil olarak yaşarız. Bunlar da bir yerde yani çok teknik açıklamaya girmeyeyim de belli bir grubun içinde yaşama eğilimimiz vardır. Hiçbirimiz tek yaşamayı sevmeyiz. Bu dans topluluğunun içine girdiğimizde de dans eden bir grubun içinde oluyoruz ve belli sosyal değerleri var bu grubun. Ayrımcılığa karşıyız. Daha sevgi doluyuz, daha pozitifiz. İnsanlar birbirine kötü davranmıyor, insanlar birbirine adil, naif, kibar davranıyor. Bir sürü sosyal normumuz var bu topluluğun içinde ve bunların hepsi bizi daha mutlu ediyor diye düşünüyorum. Beni de daha mutlu ediyor. Bu grubun içinde, bu topluluğun içinde bir parçası olan herkes de mutlu ediyor. Ayrıca bir de dansın kendisi var zaten. Dans ve müzik diyelim. Dans da tek başına söylemeyeyim. Bunlar da bizi mutlu ediyor ve hani günlük yaşantımızda eminim hepimiz zorlanıyoruzdur hayatlarımızda, işimizde ya da diğer yönleriyle hayatımızın. Her şeyi unutabilip mutlu olduğumuz, tatmin olduğumuz, hayattan zevk aldığımız bir alana dönüşüyor. Dans ve bu topluluk bizim için. Değerlerimiz, yani koruduğumuz kurum kültürünün getirdiği ve toplumumuzun getirdiği koruduğumuz değerlerimiz de var. Bunlar burada tek tek saymaya gerek yok. Bunlar da bence hepimiz için çok önemli. Benim için de çok önemli ve bizi bu topluluğa ait hissettiren, aidiyet duygusu oluşturan şeyler diyebilirim. Şimdi o zaman hani güzel şeylerden bahsettik ama bir de dobra dobra ya. Yok mu hiç Evet. seni böyle çok rahatsız eden anlar? Bunların yani oranına baktığımız zaman güzel anların oranı, kötü anların oranı nasıldır? Böyle bir kıyas yaparsan. Nasıldır? Nasıldır? Var tabii ki rahatsız olduğumuz anlar ama ne diyeyim? %95 güzel anlar geçiriyorsak belki %5'tir, belki de daha azdır. Ve bunları da bir şekilde yönetiyoruz zaten. Yönetecek yazılı olmayan etik kurallarımız var diyelim. Bir şekilde yönetiyoruz. Bazen insanlar topluluğun kurallarını bilmediği için kural dışı davranıyor demeyeceğim de yani farklı davranabiliyor ya onları anlatıyoruz ya da bir şekilde düzeltiliyor. Ama çok azdır, çok nadirdir. Ve genelde mutlu güzel şeyler paylaşıyoruz bu toplulukta. Teşekkür ediyorum. Bu arada çok güzel yorumlar var. Genellikle kibar, eğlenceli, gülen gibi yorumlar geliyor. Kocaman bir aile gibiyiz diyebilir miyiz hocam demiş Bilge. Mesela Yani tabii ki diyebiliriz hatta kocaman bir aileyiz diyebiliriz. Yani kesinlikle öyle isterim. ya benim mesela hayatımdan ben mesela düşünüyorum dansı çıkardım diyelim ama hani birçok insan hayatımda kalmaya buradan devam eder. Mükemmel bir duygu bence. Ya bu arada gariptir dans etmeyen ama topluluğumuzun üyesi insanlar da var. Mesela Engin, Yasemin'in kocası. Evet. Yıllardır dans etmiyor. Elif Gündüz yerine... Tuvalete gidiyor yani. Evet. Yani öyle durumlar da oluyor. İlginçtir. Hepimizin arkadaşı Engin mesela dans etmiyor ama topluluğumuzun üyesidir. Dans edip sadece muhabbete gelenler de var. Ya Evet, ben o da. sizin muhabbetinizi özledim deyip geliyorlar mesela. Aynen. Daha dürüst olalım, dobra dobra. Bazen partilere gidip dans etmediğimiz, birbirimize sohbet ettiğimiz çok oluyor hocam. Evet, bu Oluyor arada. yani. Çok da Dürüst güzel olalım. oluyor ya. Gerçekten Ha? hani çok da güzel oluyor bence. Evet. Bazen sadece onun için gitmek. Arkada müzik, birileri dans ediyor. Yani. Şimdi çağrışım sorularına geçelim. Madem dans dedik, parti dedik, çağrışım soruları gelsin. Evet, ilk Swing İstanbul. Swing İstanbul. Ailem diyelim. Bounce. Bounce. Her şeyin temeli. Hakan Durak. Top çekenler. Top çekenler. Her şeyin başladığı yer. Müzikalite. Müzikalite en eğlenceli kısmı. Oyunsallık. Bu da ikinci en eğlenceli kısmı diyelim. Çarşamba pratiği. Çarşamba pratiği yoğun. Yoğun. Pazar pratiği. Daha tenha. Biraz daha çok emek verenlerin geldiği bir pratik oluyor. Tamirhane partisi. Tamirhane partisi yerler kayıyor.
Peki günlük tamirhane partisi? Yerler bir şekilde kayıyor. Feriye partisi? Feriye partisi güzel. Feriyi seviyorum. Peki Yani denize sıfır parti daha ne olabilir ki? Orient in the Express. Orient Linde Express dünyanın en iyi Lindop Festivali. Ya bak hep bu cevabı bekliyoruz. Teknik. Teknik temeldir. Her şeyi onun üstüne kuruyoruz. İletişim. İletişim eşli dansa eşli dans yapan şey bence. İletişim olmadığı zaman olmuyor Lindop. Estetik. İnsanın kendine yakışanı yapmasıdır diyeyim. Bağlantı. Bağlantı yine iletişimin temeli. En önemli şeylerden biri diyebiliriz. Bağlantı iletişimin temeli. Evet. Hocam gerçekten teşekkürler. Ya aşağı yukarı zaten bütün eğitmenler neredeyse hep aynı noktalardan dem vuruyor. Yani çoğu şeyi birbirinden ayırmıyor. O yüzden cevaplar aşağı yukarı aynı gelince ben mutlu oluyorum. Demek ki aşağı yukarı aynı şeyi öğretiyoruz demektir. Yani bir tane ortak düşünce var. Yani farklılıklar mesela stil olarak olsa da düşünce olarak bir ortaklık var o dansta. O beni mutlu ediyor. Hani doğru yerdeyiz gibi hissediyorum. Şimdi benim sana dair hatırladığım birkaç notum var. Onlardan bir de vurmak istiyorum. Şimdi sen Cuma 19.30 sınıfındaydın. Sonra ilk kur, sonra ikinci kur Cumartesi, sonra Pazartesi. Evet. Ama hiç unutmadığım bir an var. Top çekenler sürüyorsa arkadaşlar. Yani yani ders saat 19.30'da saat 8'i 45 19'u 45 geçiyor ve İlker dışında kimse yok. Hatta yani kimse gelmediği için eğitmenler de o esnada çay falan içiyorlardı herhalde. Öyle bir andı. İlker diyorum ki yani eğitmenler yok yani şu an ders düştü. İlker hala ya olsun yine de ben bekleyeyim dedin. Bir Ya benim sonraki derse mi girmiştim? Öyle bir şey olmuştu. Extra leader mı girmiştim? ya zar zor seni çaya götürmüştüm. Ondan sonra ben şöyle bir şey hatırlıyorum bir de. Başlangıç 2'deyken Evet. koreografi yapmıştınız. Hani nasıl hissediyorsun bu deneyiminde koreografilere dair? Nasıl bir deneyimdi senin için? Şu an sen de hani öğrencilerini yapar mısın? Böyle bir şey tavsiye eder misin başlangıç seviyelerinde de? Yani koreografi bizim dansımızın önemli parçalarından biri, vazgeçilmez parçalarından biri ve daha başlangıçtayken bunu yapabiliyor olmak bence bu dansın güzel yanlarından biri. Bu dansın buna izin veriyor olması ve başlangıç öğrencilerine özellikle tavsiye ederim, mutlaka yapsınlar. Bu dansın o tarafında, o yüzünü de deneyimleyip oradan da zevk almak, onun da farkına varmak çok önemli. Hatta belki işlerinden bazıları koreografi yapmayı, koreografide dans etmeyi çok seviyor olacak. Bunu keşfedecekler. Böyle olabilir. Yani o yüzden başlangıç öğrencilerine özellikle tavsiye ediyorum. Hatta biz bir sınıfımızda yaptık. Bu korona olmasaydı diğer sınıflarla da yapmayı planlıyorduk. Yani başlangıçta bu deneyimlenmesi gereken bir şey bence. Hem de bir gösteri performans anksiyetesi kaygısı varsa başlangıçtan itibaren bunlara başladığı zaman bence biraz daha az yaşayacaktır bu kaygıyı diye Peki düşünüyorum. genellikle yorumlarda böyle bir göz atmaya çalışıyorum ben de. Senin teşvik edici yani kibar yaklaştığın, teşvik ettiğin, hani insanları bu konuda şevklendirdiğin yönünde bir şey var, yorumlar var. Yani ilham verici olduğun vesaire. Sen dans öğrenirken öğrenciliğinde şu an nasıl süreçlerden geçtin? Bu dansa nasıl daha çok bağlandın? Nasıl çalıştın? Dans öğrenirken öncelikle öğrenciliğimizde sen bizi çok zorladın. Açık söyleyeyim. Yok, çok emek veren bir hocaydın. Hepimize çok emek verdin. Gerektiğinde ekstra çalışmalar koydun. Bize hepimize yani bizim sınıftaki
sınıf arkadaşlarının çoğunun dans sevmesinde etkin vardır, büyüktür. Teşekkür ederim. Ama şimdi bak, ilk dönem öğrencilerimden biriydin sen. Dobra dobra söyle. Ben olsam da beni unut. Uğur Altun diye bir sunucu var. Dobra da biliyorum canım. Biraz hani dobra dobra söyle. Tamam, söyleyeyim dobra dobra. Biraz tatlıyım İlk ben. dönemlerinde böyle çok iyi öğrenelim, çok hızlı öğrenelim istiyordun. Ve öğrencilerin olduğumuz için belki de çok üstümüze düşüyordun. Belki de arkadaş olduğumuz için hani insan arkadaşlarıyla çok uğraşır ya daha iyi olsun ister diye. Bizi çok zorluyordun. O yoğun dans çalışma ve gelişme temposuna orada alıştık belki. Motive de ediyordun. Yani benim dansımın gelişmesinde önemli isimlerden birisin. Diğer Swing İstanbul'un diğer tüm hocaları, bende emeği olan tüm hocalar benim dersime girsin girmesin bana bir katkısı vardır illaki. Ya da benden ileri seviye tüm dansçılar o dönemki. Ama sen daha çok emek verdin bize. Dans çalışma kültürümüz biraz öyle oluştu. Bir de arkadaşlarla çok çalışıyorduk ya ben şu an düşünüyorum da yani çok eskiden beri Onur, İlber, Enes, ben diğer sınıflardan arkadaşlarımız onlarla da çok dans çalışıyorduk. Ve her şeyden önemlisi dansa çok geliyorduk. Yani hala öğrencilere de onu söylüyorum. Pratiğe gelin, birinci dersten itibaren gelin, mutlaka gelin diye dansa çok fazla geliyorduk. En önemli şeylerden biri bu. Tekrar ettikçe daha iyi öğreniyorsunuz. Böyle gelişti öğrenciliğim. İlk düzenli çalışma deneyimim Savoy'da oldu. Bir ekip olarak, kalabalık bir ekip olarak Savoy'a hazırlandık. Uzun soluklu bir hazırlanmaydı. Uzun ve zor koreografiler çalıştık. İlk düzenli çalışma deneyimim oydu. O da harikaydı. Öyle, böyle böyle gelişti. Ondan sonra bir yerden sonra zaten kendi kendine gelişmeye başlıyorsun. Sınıfınla çalışıyorsun. Sınıfın dışındaki insanlarla çalışıyorsun. Hemen Şimdi hemen her şekilde çalışıyorsun. onu da hani çok küçük değinelim. Son birkaç programda yine bahsettik. İşte hani pazartesi 19.30 vardı, 20.30 vardı, Şaşkın Bakkal 21.30 vardı. Hani sen de 20.30'un üyesisin, pazartesi 20.30 sınıfından. Onunla ilgili var mı bir söylemek istediğin bir şey, değinmek istediğin? Var. Sınıf arkadaşlarımın hepsiyle hala görüşüyorum. Hepsiyle hala çok samimiyiz. Diğer saydığın sınıflarla da çok fazla görüşüyoruz. Onlarla da hala arkadaşız. Bir şey var. Hani bu iyi sınıflar biraz öyle bir algı oluştu gibi. Önceki programlarda da iyi sınıflardaymış bunlar. O yüzden sınıftakilerin çoğu hoca asistan olmuş. Onunla ilgili bir şey söyleyebilirim ben. Yani bence insanlarda o yeni başlayan arkadaşlar özellikle iyi sınıfta değilim ya da sınıf devam etmiyor. O yüzden gelişemeyeceğim gibi bir algıya kapılmasın. Bizim dönemimizde zaten az dans eden vardı. Zaten toplasan 2-3 tane ileri sınıf kalıyordu. O ileri sınıftakiler de doğal olarak daha çok dans ettiği, daha çok geldiği, daha çok dansı bırakmadığı için hoca ve asistanlar yoğun olarak oradan çıktı. Yani sınıflar çok iyi olduğu için ya da X A sınıfı, B sınıfı çok iyi sınıflar olduğu için oradan yoğun hoca asistan çıkmadı. Hani böyle bir yanlış algılama olmasın. O dönemden bu döneme uzun yıllardır dans eden, yoğun dans eden, çalışan herkes şu an iyi dans ediyor. Bir şekilde kurumun parçası. Ha, bizim sınıftan çok hoca asistan çıktı. Şaşkın Bakkal'dan çok hoca asistan çıktı. Çünkü zaten dediğim gibi az Pazartesi ileri sınıfta. 19.30, bak onu da unutma. Pazartesi 19.30, çok özür dilerim. Ya da mesela yani pazartesi 19.30'da biz çok yakın arkadaştık zaten. Ya onlara ekstra leader giriyorduk ya çıkışta hep beraber oturuluyordu. Hani oradakiler bizim sınıftan değil gibi bir algı da yoktu. O yüzden sınıftan ziyade çok zaman ayıran, çok emek veren dansını geliştirdi. Bazıları da çok emek vermek istemedi. Yani sosyal bir hobisi bu. Çok emek vermek istemedi. Çok gelişmedi dansta onları da. Yapamadıkları için değil, buna hayatlarında bu kadar zaman ayırmak istemedikleri için diyebiliriz. Ha, tabii bu arada yani bu dediğin konusunda ben de katılıyorum. Yani şimdi Milli Piyango'nun görünen yüzü gibi. Kazanan var ama hani kazanmayan ama yani biraz şans meselesi. Yani ben mesela düşünüyorum işte sizin sınıf olsun, diğer sınıflar olsun, diğer iki sınıf, bu üç sınıfta.
Ya bir araya getirdiğimiz, birleştirdiğimiz bütün dönemleri biliyorum mesela. Çünkü yani bu işi yapanlardan biriyim. O yüzden de mesela Hakan'la hep şey yaşarız ya. Kaan sizin sınıftaydı ama hayır bilmem ne sınıfında da vardı. Ya da işte günü birçok sınıfta vardı gibi gibi etkileyenler var. Ama yani mesela ben sizin açınızdan düşünüyorum. Sizin sınıftan baktım 8 tane hoca çıkmış. Ama o sınıfta hoca olmamış birçok insan var. Evet. Yani burada aslında mevzu şu. Ben mesela benim sınıfımdan hoca olmuş tek insanım ama çok iyi dansçılar vardı. Evet. Yani vakitleri uysaydı vesaire hoca olabilirlerdi ya da başka bir şey hoca olmak zorundalar mıydı? Ben düşünüyorum mesela Emre Kalafatlar vardı, Elif Gündüzeli, Alper Akar vardı, Pınar Çelen vardı, Evet. Kadir vardı, İlkin var. Bunların hepsi mükemmel dansçılar. Hadi dansı geçtim. Çok iyi insanlar. Evet. Yani arkadaşlık ilişkisi olarak da. O yüzden aslında hani Hakan bu arada hala diyor. Kaan, Hakan Duran öğrencisi değil miydi? Kaan gelince tartışacağız bunu Hakan. Hakan Duran öğrencisi değildir. Dobra dobra açıklıyorum. Kaan bizim sınıftaydı. Yani Hakan Kaan'ın üstüne yatmaya kalkmasın. Kaan bizim sınıftaydı. Özge Dağ da diyor Nazlı'nın da öğrencisi değil miydi diyor. Nazlı'nın hepimiz öğrencisiydik zaten. Uğur ve Nazlı'nın sınıfıydı. Şimdi Ayrıca dediğim gibi yani tüm kendi hocalarının üzerinde emeği çoktur ama tüm Swing İstanbul topluluğu sen öğrenirken sana yardımcı oluyor. Hala da öyle zaten. Yani yeni başlangıçlar ileri seviyelerle dans ediyor. Biz de başladığımızda ileri seviyelerle dans ederek dansımızı geliştirdik. Topluluk olarak birbirimizi destekleyerek geliştirdiğimiz bir şey bu. evet, bu arada Hakan'la ilgili şöyle bir not vermek istiyorum. Yani oradan çok güzel yorumlarda bulunuyor. Hakan daha yani bugün şöyle bir şey yaptı. Bir tane video çekmiş. Kendisini beğenmiyor. Diyorum ki ya iyi olmuş. Gayet güzel yapmışsın. Yok diyor olmamış diyor. Arkadaşlar Hakan dansı ilk başlatan kişi. Yani kimse bilmiyorken biliyordu. Ve yani hala daha kendisini beğenmiyor. Düşünün yani bence hani hepimiz Hakan'ın bounce'undan çıktık. Hani Gogol'ün paltosundan çıktık deniyor ya Rusya'da. Hepimiz Hakan'ın bounce'undan çıktık. Hepimiz Swing İstanbul'un bütün hocalarının tedrisatından çıktık. O yüzden bence çok güzel söyledin onu. Hakan böyle bir insan olmasaydı, diğer hocalar böyle olmasaydı, birbirine yardımcı olmasaydı bence o zaman ne sınıftan bahsederdik ne danstan Aynen öyle. bahsederdik. Böyle bir şey. Teşekkür ederim güzel yorumların için. Şimdi İlber şöyle bir şey demiş. Bize selam gönderecekti, göndermedi diyor. İlber'e selam gönderiyorum buradan. Nefes İlber alalım Badem diyor. ve tüm Heartbreakers ekibine. Heartbreakers'ı da soracağım hocam. Peki. Şimdi bu minik birbiriyle benzer olan yani karşıta olmayan şeylerden bir tanesini seçtiğimiz ana geldik. İki şey söyleyeceğim. Bir tanesini seçeceksin. Tamam. Tamam. Şimdi bağlantı mı estetik mi? He. Bağlantı. Peki teknik mi oyunsallık mı? Oyunsallık. Müzik kalite mi yoksa teknik mi? Müzikalite. Peki top çekenler mi Galata mı? Top çekenler ya. Hatta top çeken merdivenler diyebilirim. Gösteri mi yarışma mı? Gösteri. Aslında sosyal dans benim için ya. En çok sosyal danstan zevk alıyorum açık söyleyeyim. Peki, sonradan sosyal dans dedi soru. Şimdi bir tane daha sorup öyle tekrar geçeceğim ona. Hava hareketi mi, yer hareketi mi? Hava hareket. Enes'le o yaptığın bir hava hareketi hala aklında. Enes, çok sağlam bir base. Hava hareketi yapmak isteyenler eklesin kendini. Her Şimdi türlü üstüne atlayabilirsiniz. Devrilmiyor hiçbir şekilde. partnerin mi yoksa ayna mı? Partnerim. Partnerim. Peki yere mi, aynaya mı yoksa partnerine mi bakarsın? Partnerime bakarım. Ama bazen biraz göz göze bakarken utanan, çekinen yeni başlayan dansçılar oluyor. Onları da anlayabiliyorum. O zaman çok bakmıyorum.
Ama beraber dans ediyorsak bu beraber yüz yüze bakıp güldüğümüz, eğlendiğimiz bir şey ya, konuşmak gibi. Hani yüzüne bakmadan dans edince yüzüne bakmadan konuşmak gibi geliyor bana. Biraz garip hissettiriyor. Halbuki beraber birbirimizin yüzüne bakıp gülümseyerek dans edince daha çok eğleniyorum ben. Müzikte sohbet ettiğimiz, eğlendiğimiz bir şey gibi. Peki aynaya bakılması ile ilgili ne düşünüyorsun? Madem hadi bak bu konu bir konuşalım çok az. Dobra kısmına Doğru giderek doğru. Aynaya bakınca ne kızdırdın hissediyorsun? beni. Tamam. Dobra söylüyorum o zaman. Aynaya bakmayı sadece biri hareket çalışıyorsa kabul ederim. Yani mesela atıyorum Bilge ile birlikte bir hareket çalışıyoruz. Bilge bana swing out yaptır diyor ve aynaya bakıp postürüne, estetiğine bakıyor. Bunun dışında dans ederken partnerine değil de aynaya bakan birini görünce ben pek o durumu beğenmiyorum. Yani yargılayamam kimseyi, eleştiremem, herkes istediği gibi dans eder. Ama pek beğenmiyorum ben, çünkü biriyle dans ediyorsun. Hani bir şeyle dans etmiyorsun, biriyle dans ediyorsun. Ve onun yüzüne bakman lazım, bir gülümsemen lazım. Yani kendini dışarılara bakarak dans etmek bana göre değil, öyle diyeyim. Ya bu arada gülümsemek demişken bilmeyenler için arkadaşlar İlker bir dönem ya ben çok gülüyorum galiba hep gülüyorum videolarda bu gülmeyi biraz azaltsam mı diye çalışmış birisi. Ya Çalışmalarını evet. izliyor. Çalışmalar mı iyi gidiyor? Geçen yine bir olumsuz feedback aldım ama açık söyleyeyim. Nasıl? Pratikte görevliydik. Yine dans ediyoruz. Hatta sosyal dans yapıyorduk. Feedback de vermiyordum. Ben yeni başlayan arkadaşlardan biriyle şey dedi bana. Çok mu komik dans ediyorum? Çok gülüyorsun dedi. Ben kaldım böyle. Açıkladım, yok ben çok gülüyorum diye. Çünkü çok mutlu oluyorum dans ederken, özellikle sosyal dans sırasında. Yani gerçekten mutlu olduğum için gülüyorum. Bilerek yaptığım ya da böyle gülmeliyim, gülen bir yüzüm olması gerekiyor diye yaptığım bir şey değil. Hatta Pınar'la fotoğraflarımız falan çekilince Pınar çok güzel pozlar verirken ben kocaman ağzımı yaya yaya gülerken çıkıyorum genelde böyle. Öyle Hocam gülme huyum var. Lindo Parin sormuş yani Hakan Durak hemen deşifre edeyim. Hocam kendini beğenmek suç mu demiş? Kendini beğenmek suç değil de, yani tek başına dans ediyormuş gibi, başka biri yokmuş gibi dans etmek bana biraz garip geliyor. Tabii ki Tarz belki hocam. Tarz beğenmeli. olamaz mı? Böyle bir tarz olamaz mı? Olabilir, ben yargılayamam. Bana garip geliyor diyorum. Benim tercih etmediğim bir şey. Yani İster. benim tarzım bak. Seninle konuşuyorum şu an. Benim tarzım bu. Yani sana soru soruyorum Hoş mesela. mu bu? Yani şimdi hoş mu? Tarz ama bu. Yani çok Bence tarz biraz diyorum farklı geliyor bana. Hoş gelmiyor diyeyim. Kötü bir şey demeyeyim. Hoş mesela. gelmiyor. Ben de bu tarzı sevmiyorum. Sevmem, özgürlüğüme karışmayın. Ben de sevmiyorum ya. Hani o yüzden çok az bu konuyu deşeyim bakalım neler diyeceksin dedim. Ömür Bakçılar, hani öğrencin ilk günler itibariyle her parti ve pratikte hep yanımıza uğrayan, bizi hep motive eden, hep çok saygı duyacağımız biricik hocamızdır demiş. Ya Ömür canım, tabii birçok öğrencimiz de gelmiş burada. Özge'yle öğrencilerim de, Duru'yla öğrencilerim de. Hepsine çok teşekkür ederim. Hepsini çok özledim. Yani dans etmek güzel. Dans öğretmek de güzel bu arada. Çok güzel paylaşımlar oluyor. Böyle bir şeyleri yeni öğrendiklerinde, ilk defa yaptıklarında insanlar mutlu oluyor ya, bizim için de dahil. O mutluluğu da paylaşıyorsun. Yani seni de anladık. Biz bir şey başarınca sen de beraber seviniyordun ya bizde. Onların sevincine de ortak oluyorsun. Çok, bu yanı da çok güzel bir şey bu işin. Birilerine dans öğretiyor olmak, birlikte çalışıyor olmak. Ben bu arada gerçekten çok seviniyorum ya. Yani böyle yaklaşıldığı zaman da çok seviniyorum. Çünkü gerçekten hani şu an yayında yok. Eksikliğini ara ara hissediyorum bak yayın içerisinde de. Yani Hakan'dan işte diğer birçok hocadan işte böyle Deniz Adalar çıkıyor, Nazlı falan biz böyle öğrendik. Yani ya çok şükür hani bu komünitenin içerisinde yer almışız. Ben de o kültürü devam ettirmeye çalışıyorum. Sizin o kültürü devam ettirmeniz. Yani Swing İstanbul da ayrıksı mesela hani gibi davranmıyor oluşunuz çok mükemmel iyi hissettiriyor bana.
Yani bu çalışan, işe yarayan, hepimizi mutlu eden bir kültür. Neden ayrıksı davranıp değiştirelim ki? Yani ne bileyim, sosyal borç gibi algılıyorum. Biz öğrenirken bizden daha önce başlayanlar bize birçok şey öğretti, pratiklerde dans etti. Mesela Belfu burada, Belfu çok fazla pratikte dans etmiştir. Benle swing out öğrenme sürecimde yardımlarını hiç esirgememiştir benden. Şimdi de biz yeni başlayan arkadaşlara yardım edip bildiğimizi aktarmaya çalışıyoruz. Yani bizden önce başlayanlardan devraldığımız sosyal borçları bizden sonra başlayanlara ödüyoruz gibi bir şey. Çok da güzel bir şey bu bir anlamda. Benim Güzel cümle hoşuma oldu giden bu arada. şeylerden biri. Ha? Güzel cümle oldu. Evet. Zor kurdum ama güzel oldu. Şimdi bir tane bir soru var. Özden Bulut. Başlangıç sınıfındayım. Çekingen olmamama rağmen pratiklerde, hele partilerde, hele ilk başlarda çok 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 zorlandım. Bunu nasıl aşarız? Demiş. Özlem bizim sınıftaydı. Sonra bir işi dolayısıyla yurt dışına gitti. Daha önce de solo caz alıyordu. Bunu nasıl aşabiliriz? Daha çok dans ederek, yani bunun başka bir yöntemi yok. Biraz davranışçı psikolojik tekniklerle bunu aşabiliyoruz. Daha çok dans ederek yani. Bazen şey oluyor, insanlar şeyden çok çekiniyor, belki onu konuşabiliriz. Ben belli bir seviyede dansı öğrenip ondan sonra ileri seviyelerle dans etmeliyim. Yoksa benden sıkılırlar, eğlenemezler. İleri seviyeleri dansa kaldırmamalıyım falan diye düşünüyorlar. Mesela öncelikle bunu bir herkese söylemek gerekir. Böyle bir şey yok. İleri seviyelerde başlangıçlarla dans ediyor ve gayet eğlenceli oluyor dans. Hatta bazen dans ediyorum ben, feedback'im var mı diyorlar. Hakan da söylemişti bunu ama feedback için dans etmemiş bile oluyorum. Ben o an eğlenmiş oluyorum. Sonra şey oluyorsun böyle, feedback mi? Bir tane daha edelim mi o zaman? Çünkü orada değilsin. Başlangıçlarla dans etmek de çok eğlenceli biz ileri seviyeler için. Önce bunu düşünmek lazım. Ve ikincisi, ben biraz stratejik oluyordum ilk başlarda. Yani mesela yeni bir hareket öğrendiğimde, pratiğe gittiğimde önce ileri seviyelerle dans edip hareketi deneyeceğim. Tanıdıklarımdan rica edeceğim. Sonra hocalarla, asistanlarla dans edeceğim diye böyle kendimi zorluyordum. Bir yerden sonra bunu gerçekten aşıyorsunuz. Şeyi görünce aşıyorsunuz bence. İleri seviyeler benimle dans ederken eğleniyor. Birlikte eğleniyoruz. Yani çok fazla hareket bilmeme gerek yok. Ya da Emin demişti ya, ben basiclerle dans ediyorum ve çok güzel dans ediyor, muhteşem dans ediyor Emin. Kötü mü dans ediyor? Hayır. Harika dans ediyor. Eğlenceli dans ediyor. Yani o yüzden deneyerek bu anksiyeteyi aşmak gerekiyor diyebilirim. Peki Daha çok bilmiyorum. denedik. Denedik. Karşımızdaki aynaya baktı ya da işte kafasını çevirdi, benim tarzım bu diyerek dans etti. İşte terini sildi, attı, yüzüne bakmadı. İşte ya da öfledi, püfledi. Ya da herkese baktı, bir tek ona bakmadı. Yani ne yapmalı o esnada? Hiçbir şey, dansa devam etmeliyiz öncelikle. Dansı yarıda çok gerekmiyorsa bu kesmemeliyiz. Ama belki bir sonraki dansta dans etmemeyi tercih edebiliriz. Ya da kendim dansa kaldırmayabiliriz. Ama ne sıklıkta oluyor bu? Bu arada bu çok nadir olan bir şey. Uğur benim buna biraz böyle beni rahatsız ettiğini bildiği için, beni sıkıştırmak için bu konuya giriyor. Böyle dans edip aynalara bakan, dışarılara bakan insanlar çok nadir oluyor. Çok Evet, nadir. nadir. Yani spesifik bir insandan bahsetmiyoruz. Evet. Enes sıkıştırıyor, kim söyleyeyim diye. Net isimler yok. Hani varsa herkesin dünyasında birileri vardır belki. Evet. Şimdi Melisa'nın aslında bir sorusu var. Ben de o konuya girmek istiyordum. O yüzden hemen çat oradan çektim. Hocam, müzik kaliteye nasıl çalışalım? Üflemeliğe göre mi, ritimliğe göre mi dans edelim, nerelere dikkat edelim? Bak, bu benim buraya not olarak şöyle almışım. İlker, müzik kalitesi diye ön plana çıkan dansçılarımızdan birisi. Bu müzik kalite konusunu bir konuşalım diye not almışım. Yani nasıl dans edelim hocam? Müzik kalite nedir? Nasıl gelişti? Müzikalite şudur
budur diye ben kendim bir tanım vermek yerine hani genel geçer bir makro müzikalite var. Camiamızda çok çok konuşulan bunun da en bilindiği yani swing şarkılarının %70'inin üzerine yazıldığı diyebiliriz AABA yapısı. Buna dikkat ederek çalışılabilir. Ama dürüst olmak gerekirse bu çok konuşulmasına rağmen sosyal dansta ben ikinci A'nın üçüncü sekizliğindeyim. Şimdi dördüncü sekizliği yapıp B'ye geçeceğim diye düşünerek dans etmiyoruz. Sadece o yapıyı biliyoruz ve birçok şarkıyı defalarca dinlediğimiz için şarkının nerede bire iki gelecek, nerede korus değişecek ve başka bir Charleston çağırmaya başlayacak ya da triple ya da swing art çağırmaya başlayacak bunları biliyoruz. Makro müzikalite çalışmak için bence AABA'dan ziyade olabildiğince çok swing şarkısı dinlemek, bunları bir şekilde ezberlemeye çalışmak gerekiyor. Bu makro müzikalitede daha çok işe yarayan bir şey. Melisa'nın sorduğu gibi hangi enstrümana dans etmek, üflemeliğe mi, ritme göre mi dans etmek konusuna gelince bunların ikisine göre de dans ediliyor. Dans edilebiliyor. İkisine göre de müzikalite yapılabiliyor. Hatta leader bunlardan birine dans ederken follower bir diğerine dans ettiğinde ve bunu bu call and response'a davet icabetle Denizcan'ın dediği gibi yaptığımızda harika bir şey ortaya çıkıyor bence. Yani izlerken de inanılmaz zevk alıyorum. Bunu partnerimle yakalayabildiğim zaman da inanılmaz zevk alıyorum. Yani üflemeliğe göre de, ritimliğe göre de dans edilir. Diğer tüm enstrümanlara göre de dans edilir bence. Hepsine göre dans etmeye çalışmak faydalı olabilir. Yani ben bazen öyle yapıyordum. Şimdi bateriyi dinleyeceğim, şimdi trompeti dinleyeceğim. Hatta bir workshop'ta da böyle bir çalışma yapılmıştı. Yabancı hocalardan biri, şimdi hangisi hatırlamıyorum da bu. Bir de bolca müzik dinlemek. Yani swing parçalarını bilirseniz nerede yükseliyor parça, nerede düşecek, nerede melova düşecek bunları kulak dolgunluğuyla bilirseniz müzik kalitesini daha rahat yapabiliyorsunuz. Ha bir de bunların dışında beni çok etkileyen bir şey Norma Miller'ın bir podcast'ini dinlemiştim ben. Ryan Swift herhalde Spotify'da var podcast'i yapan adamın adı. Orada bir sürü podcast var dinlemesini öneririm insanların. Norma Miller orada şey diyor, ne duyuyorsak onu yapıyorduk diyor müzik kalite adına. Yani bu hareketleri biz geliştirirken ekstra bir şey yapmadık, düşünmedik ya da planlamadık. Müzikte duyduğumuzu o an yapıyorduk diyor. Buna odaklanmak iyi olabilir belki de. Müzikteki vuruşları taklit etmek, müzikteki uzamaları, kısalmaları, esleri taklit etmek mikro müzikalite adına iyi olabilir. Ha, bir de bolca solo caz hareketi öğrenmek işe yarıyor. Çünkü o solo caz hareketlerini müzikte duyduğunuz anda yapabiliyorsunuz diyebilirim. Şimdi Simge sormuş. Ben hızlıca cevaplayayım hatta onu. Bahsettiğiniz örnekleri görebileceğimiz bir makale var mı? Müzikalite hakkında doğru gördüğünüz detaylı bir teknik açıklamayı nereden bulabiliriz demiş. YouTube'da önceki yayınlarda müzikalite üzerine bir yayınımız var. Onu bak yayın kaçınca böyle oluyor hocam görüyor musun? Aynen. Hakan hocam orada AABA'yı, blues structure'ı hatta chorus verse'u da anlattı sanırım. Hatta hem dansçılara yönelik yani sekizlik üzerinden anlattı hem de müzisyenlere yönelik bar üzerinden anlattı. Bayağı detaylı bir anlatımı var. Makaleyi nerede bulabilirsiniz? YouTube'da bir sürü video var. Birkaç tane yanlış video var ama yani A'nın tek bir sekizlikten olduğunu anlatan videolar var. Onları izlemeyin. Basitçe şöyle bir yapı. Bir A dediğimiz şey, AABA yapısı dediğimiz şey ve çokça meşhur olan swing'deki yapı. Bir A dört sekizlikten oluşur bizim için. Dört sekizlik A formasyonu gelir. Sonra bu formasyona çok benzer bir dört sekizlik formasyon daha gelir. Sonra bu formasyona kontrast yaratacak 4-8'lik bir B formasyonu gelir. Hatta bir yerde Batman'le Joker'e benzetmişti bunu. A'lar Batman'se B Joker'dir diye. Sonra bir A formasyonu daha gelir. Yani bu A 4-8'lik, bir 4-8'lik daha, bir 4-8'lik B, bir 4-8'lik A. Ondan sonra arada varsa transition'lar, geçişler vardır. Yeniden buna benzer bir yapı gelir. Bu AABA yapısına da biz korus deriz. Swing parçaları genelde 3 korus, 4 korustur. Arada geçişler vardır, introsu vardır, outrosu vardır.
Ama bunu dans ederken analiz edip buna göre dans edebilmek sosyal dans da biraz zor. Koreografi yaparken kullanılabilecek bilgilerdir bunlar. Çünkü dans sırasında çok değişiyor. Mesela Take the A Train çift A ile bitiyor. En sonunda çift A var. Bunları anlamak, dans sırasında çözmek biraz zor. Onun yerine bolca şarkı dinlemeyi öneririm. Çok teşekkürler. Makale olarak da database'lerden şeyleri inceleyebilirsiniz. Şu an aklıma bir tek Journal of Dance Education geldi. Oraya bakabilirsiniz. Cazla ilgili bir sürü makale ve yayın var. Bunlara bakabilirsiniz. Swing ile ilgili de yine bir sürü makale yayın var. Evet, Database'de. Nazlı ve Süheda da önerilerde bulunmuş. Onlara da hemen hızlıca bakabilirsiniz. Bobby White demiş Denizcan. Bobby White da çok güzel bir kaynak. Ben de çok seviyorum. Özellikle Listening Leader diye bir yazı var. Mükemmel bir makale. Hatta Ceren'e çevirmesini rica etmiştik ama sonra teliften dolayı falan yayınlayamamıştık bazı sıkıntılarda. Teşekkür ediyorum. Şeyi de sorayım. Şimdi son dönem işte bazı eğitimler yapıldı. Şeyleri, intern DJ'lere yönelik falan. Şu an sen bir koordinasyon da yürütüyorsun. Yeni DJ alımı da yapılacak mı Swing İstanbul'da? Ya da DJ olmak isteyenlere ne önerirsin? Yani yeni DJ önümüzdeki süreçte söz konusu olabilir. Yönetimle de pazarlıklarımız sürüyor. Yeni internler alınabilir. DJ olmak isteyenlere ne öneririm? Bir defa DJ olmak dansınızı geliştiren bir şey. Çünkü şarkı dinlemek, şarkıları öğrenmek, cazın eralarını öğrenmek, belli şeyleri öğrenmek durumunda kalıyorsunuz. Bu da sizi geliştiriyor. Hatta eğitimlerde de bunları konuşmuştuk biz. DJ olmak isteyenlere ne öneririm? Bir, bol bol caz müzik dinlemelerini, eraları öğrenmelerini. Çünkü benim de birçok arkadaşım da yaptığı hatalar gibi bazen hiç swing erada ya da swing dansına uygun olmayan bir caz parçası çalınabiliyor. İnsanlar dans edemiyor. Bak açık açık konuş, dobra dobra. Ne demek istiyorsun? Dobra dobra konuşayım. Yani swing era diye bir erası var cazın. Ragtime'dan sonra başlayan, bebop'tan önce gelen ve swing dansları bu erada gelişti. Bu eradaki swing feeling dedikleri bir şey var, swing hissiyatı. Yalnız o da karışmasın. İki şeye swing hissiyatı diyorlar. Bir ritmik yürüyüşe, bu tripletlerden anlatılan, daha çok müzisyenleri ilgilendiren. Bir de genel swing hissi diye bir tanım var caz sözlüğünde. İnsanlarda içsel olarak tempo tutma, ritim tutma ihtiyacı uyandıran müzik türü diye geçiyor. Yani swing dediğiniz bir müziği duyduğunuzda ya başımızda ya ayağımızda tempo tutma ihtiyacı duyuyormuşuz. Böyle bir tanım var. Bunları biraz okumak, bu konularda biraz ya okumaktan zevk almak gerekiyor. Herkes okumak zorunda, sevmek zorunda değil. Okuyup zevk aldıkça zevk alıyorlarsa DJ olabilirler. DJ olmak müzik kalite adına katkı sağlıyor. Çünkü daha çok müzik dinliyoruz. Caz tarihi, enstrümanlar, gruplar adına katkı sağlıyor. Biraz dansın tarihini öğrenmek adına katkı sağlıyor. Ve şu da var, vazgeçilmez bir yanı. Garip bir şekilde insanlar güzel dans ettiğinde, mutlu dans ettiğinde ya da dans ederken size böyle böyle yaptığında bile siz de eğleniyorsunuz. Yani insanları mutlu ettim, güzel çalıyorum diyorsunuz. Bu eraların dışında da çalmamak gerekiyor. Bazen çok yani Bebop karşıtı mısınız? Bebop karşıtı mısınız? bebop karşıtı Bak, değilim. problem orada. Fakat Ben programın başında School Days istedim benden. School Days istedim. School Days Çal diyorsun. Dizzy Gillespie'nin hatta bebop'un başlangıcına denk gelen şarkılardan çok sevdiğim şarkılardan biri. Ve fakat her bebop şarkısıyla Lindy Hop yapmak o kadar kolay değil. Çünkü bebop parçaları biraz daha hızlı, daha az tekrarlı, daha fazla doğaçlamalı ve daha ritmin değiştiği doğaçlamalara izin verdiği için her bebop şarkısıyla dans etmek o kadar kolay değil. Hocam Dans zaten şimdi edilmiyor. zaten döneminde yazı var bu arada. Yani şey Evet. lütfen dans etmeyin. Bebop döneminde bebop şarkısıyla dans edilmesini zaten istenmiyor. Dansçıya yönelik çalınmıyor.
Hatta şey diye geçiyor birçok kaynakta. Bebop, swing müzisyenleri dansçılar için çalmayı bırakıp caz için, improvizasyon için çalmaya başladığı için bebop ortaya çıkmıştır diyor. Bebop'a karşı değilim. Çok sevdiğim bir era. Zaten yani ben kimim ki bu eralara karşı geleyim? Koca koca caz müzisyenlerine. Ama Lindop, bebop biraz zor. Yani çoğu bebop parçası Lindop'ta zor oluyor. Dans edilemiyor. İyi seçmek lazım. Yani süper bak yuvarladın arada ama yani buradan bebop çalanlara söylemek istediğin bir şey var mı? Çok iyi seçmek gerekiyor. Bebop çalacaksanız DJ olarak belki öncesinde bir tam şarkı onunla dans edip evde ritmin değiştiği, doğaçlamaların çıktığı, insanların dansını bozacak, dans edilemeyecek alanlarının bölümlerin olup olmadığına iyi bakmak gerekiyor. Yani çok hızlıysa dans edilemez. Doğaçlamalar varsa dans edilemez belli kısımlarında. En azından bir şarkı o şarkıyla evde dans etmelerini öneririm çalmadan önce. Tabii şunu da diyeyim. Şu an çok ortodoks ortodoks. Bak birbirimizi iyi besledik. Ben de aynı düşünüyorum ama hani tabii ki yatsımıyoruz da yani orada. Hani Yatsımıyoruz isteyen istediğiyle dans eder. tabii. Ama hobi olarak yine Hobi olarak çalınabilir. Hobi olarak rock and roll da çaldığımız oluyor arada bir. Halil Semercioğlu demiş ki hocam caz dans için mi yoksa sanat için mi? Ya bu benim cevap verebileceğim bir soru değil. Böyle bir otorite değilim ben. Swing Era'daki şarkıları dinlemiş, şeyler kendi kendine öğrenmeye çalışmış biriyim. Yani caz şunun içindir demek benim için çok üst düzey bir şey. Ben böyle bir şey diyemem. Ama caz benim için mutluluk içindir diyebilirim. Şimdi hocam teşekkür ediyorum. Reji bana baskı yapıyor. Reji dediğim ben. Yani kendime içeriden baskı yapıyorum. Diyorum ki ne yapıyorsun? Bak son 3 dakika gibi falan yaklaştı. Aman çok da sıkıştırmak da istemiyorum seni. Hakan'ı şu an çok iyi anlıyorum. İki konuyu da çok hani bu süre içerisinde konuşmak isterim. Heartbreakers diye bir tane grup var. Bir gösteri yaptınız. Hava hareketli. Yeni gösteriler koronadan sonraki şu an normalleşme başladı. Cumhurbaşkanlığı kararları da çıktı. Birçok yer normalleşmeye dönüyor. Siz de Heartbreakers olarak normalleşmeye dönüp normalleşme sürecine girip gösteriler yapacak mısınız? Gösteri yapmayı planlıyoruz. Hatta bir şarkımız da var. Bu korona ortaya çıkmasaydı uzun bir şarkıya çalışacaktık. Heartbreakers olarak Aerial'lı gösterilerimiz devam edecektir. Kaan kabul etti mi gruba girmeyi? Kaan kabul etti ama çok naif bir iki kalp kırmasını istedi. Heartbreakers'a kabul edilebilmek için kalp kırması gerekiyor. Şimdi peki eğitmenlik ile ilgili de genel hani görüşlerini almak isterim. Çünkü hani çok güzel yorumlar yapıldı burada eğitmenliğine yönelik de. Teşekkür ederim herkese. Nelerim var? Aa, bir çok pardon. Reklamlar. Acıktık açız demiş İlber. Bir şeyler söylemiş. Hani ben de niyeyse çok garip çağrışımlarla hemen aklıma başka şeyler geldi. Arkadaşlar saat 21.05'te dediğimiz zaman 21.10 civarı başlıyor. Genellikle A'dan Z'ye Solojaz serisi var. Solojaz serisini her programda ayrı 3 hareket gösteriliyor alfabetik olarak. Lütfen katılın. Onun dışında dün Güney hocamız Türkiye'nin Inspiration dersi yaptı. Kaçıranlar gerçekten çok pişman olur görse nasıl gittiğini dersin. Mükemmel bir dersti. Buradan kendisine tekrar çok teşekkür ediyoruz. İkinci dersten itibaren katılabilirsiniz. Yani ilk dersin videosunu göndeririz. Katılabilirsiniz. Ayrıca yarın Hakan Durak'la Dean Collins Şimşen var. Şimdi bugün bana anlattı. Telefonu kapatamadım. Yani çok heyecanlandım. Neden? Çünkü sadece Dean Collins Şimşen'i değil. Yani birçoğumuzun çok sevdiği, birçok swing dansçısının çok sevdiği Dean Collins'in tarzını da anlatacak. Ben o tarza hayranım.
Birçok dansçının da hayran olduğunu biliyorum. Kaçırmayın. Hemen info@swingistanbul.com'a mail atın ve bu derslere kaydolun. Kaçırmayın. Aynı zamanda lead ve follow atölyesi de devam ediyor. Hala onlara da katılabilirsiniz isterseniz. Diyorum, eğitmenlikle ilgili hocam. Eğitmenlikle ilgili ilk eğitmenlik deneyimim Kuştepe'de Nazlı'yla çocuklara verdiğimiz workshop'la başladı bizim. Daha doğrusu orada eğitmen ben değildim. Nazlı dansı öğretiyordu. Ben sınıf yönetimi yapıyordum. Sınıfı idare ediyordum. Genelde yük Nazlı'nın üstündeydi. Orada başladı. Tarihe de not düşelim. İlk eğitimi biz verdik çocuklara. Ondan sonra Swing İstanbul'da başladı. Eğitmenlik... Oo, bak gelecek birazdan. Sen o sırada Kuştepe'de değildin, Beyoğlu'ndaydın. Reykjavik'te falan değildim. Gayet İstanbul'da eğitim veriyordum. Neyse. Sonra Swing İstanbul'da başladı. Eğitmenlik bir defa çok zevkliymiş. En az dans etmek, DJ'lik yapmak kadar zevkli. Gerçekten insanlar da dans öğrenip mutlu oluyor. Onu paylaşıyorsun. Onlar geliştikçe sen daha mutlu oluyorsun. Eğitmenlik zevkli. Eğitmenlikle ilgili ne söyleyebilirim? Yani eğitmen arkadaşlar çok güzel bu konuda yazılar var, makaleler var, jurnallar var. Hatta Journal of Dance Education diye dans eğitimi üzerine bir dergi var. Devamlı yayın yapan. Onların oradaki makalelerin özetlerine bakabilirler. Çok faydalı oluyor. Yani bugün swing camiasında şu şöyle mi olmalı, böyle mi olmalı diye tartışılan birçok şeyin aslında bilimsel araştırması yapılmış. Oraları bir inceleyebilirler. Biraz öğrenme psikolojisi, gelişim psikolojisi temel kitaplarını okuyabilirler. Yani onlar eğitim verirken avantaj yaratıyor bende. O bilgileri bilmek, dersi nasıl planlayacağım ya da bir şeyi nasıl parçalara böleceğimi, bunları çözerken yardımcı oluyor bana. Ayrıca ilk Lindop'u da Ahmet'te verdim diye Nazlı Hocam eklemiş. Evet, o da var. İlker'le demişti. He? İlker'le demiş. İlker'le, evet. İki tane ilkim var yani. Bu ilkler benim ilklerim. Bunları kimse sahiplenmesin lütfen. Benim ilk kez yaptığım şeyler. Nazlı Hocam'la birlikte. Öyle. Evet. Bu arada çok pardon. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bazı yayında akan şeyler oldu. Şu an mesela Hakan diyor ki Nazlı Hocam Diyarbakır'da Lindop başladığı zaman siz İstanbul'da yaşıyordunuz. Ya kimse üstlenmesin. Ben söyleyeyim. Ben başlattım Ahmet'te Lindop'u. Aksini iddia edin. Kabul etmiyorum. Kabul et. Ne Hakan ne Nazlı. İkiniz de İstanbul'da yaşıyordunuz. Aksini gelin konuşalım. Ben atıyorum iddiamı ortaya. Hatta Hakan burada yaşamıyordu bence. Düşünüyorum. Bence Hakan Konya'da yaşıyordu. Aksini nasıl olsa iddia edemez şu an. Şimdi çok teşekkürler İlker. Gerçekten hani çok güzel program oldu. Arada yorumlarda Denizcan ve Hakan atıştı. Hemen söyleyeyim. Denizcan da 27 Mayıs'ta bizimle beraber olacak. Şimdi yayınlarımızın akışlarında Cuma günü bizimle beraber Felipe olacak. Geçenlerde Alexey diye hatırlıyorum. Bir sonraki kişiye, Felipe'ye bir laf söylemişti. Sen de senden bir sonraki kişiye, Hande'ye bir şey söylemek ister misin şu an? Hande şurada zaten bir şey söyleyecek. Orada duruyor sen. Buradan bir laf atmak istiyorsan at. Laf atmak yayında kalır görüntü. Bunu düşünmemiştim hiç. Bunu düşünmemiştim. O zaman öpücük atıyorum. Hande yayında kalsın. Tamam, Hande de kendisinden sonrakine artık. Hande Diker benimle ilgili dans üzerine en komik şeyini anlatsın o zaman. Böyle süper. Bir troll atışması başlatalım. Süper. Beni trollesin. Bak bu güzel oldu. Bu konuda anlaştık. Bundan sonraki yayında pazartesi günü yani Cuma günü Felipe olacak. Pazartesi günü Hande olacak. Bakalım Hande İlker'le ilgili neler anlatacak? Dobra dobra bekliyoruz. Bu arada bir şey ekleyebilir miyim? Yani dinlemeye gelen herkese çok teşekkür ederim. Yani uzun zamandır sosyal izolasyondayız. Varlığınızı hissetmek bile iyi geldi. Bir de bu yayınlara yapan, katılan, emek veren herkese de çok teşekkür ediyorum ve katılacak.
Uzun zamandır komünite büyüdüğü için toplanıp konuşamadığımız bir sürü sosyal olguyu burada konuşabiliyoruz aslında. Bu çok güzel bir şey. Dansa dair ve dans dışında. O yüzden mümkün olduğunca, vaktiniz olduğunca takip etmenizi öneririm. Dediğim gibi hem dans eden hem bu yayınları yapan herkese çok teşekkür ederim. Umarım en kısa zamanda görüşeceğiz. O zaman. Jingle, ver jingle'ı. Veremedim. Kesinlikle beceremiyorum. A'dan Z'ye solu caz birazdan bizimle beraber olacak. İlker Çitli'ye bu yayın için teşekkür ederiz. Yayında mıyız hala hocam?